eğitimdeki değişimi konuşmak için önce dünyadaki değişime bakmaya ne dersiniz? Çünkü dünya nasıl değişiyor bunu anlayabilirsek eğitimin de nereye doğru değişmekte olduğunu daha kolay tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Megatrends, eminim duyanlarınız vardır. Dünyadaki büyük ölçekli değişimleri anlatan, birden fazla coğrafyayı etkileyebilecek kadar büyük değişikliklere verilen ad diyebiliriz. Küreselleşen globalleşen bir dünyada dalga dalga yayılan değişimlerden bahsediyoruz. Her şeyden önce bugün çok daha hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Hayat daha hızlı akıyor. Çünkü bilgi ve iletişim çağında artık bilgiye ulaşmak da çok daha hızlı, bilgiyi paylaşmak da. Dolayısıyla iş yapış şekilleri değişiyor ve hızlanan bir dünyada yaşadığımızın sanırım hepimiz farkındayız, öyle değil mi? Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Tükettiğimiz kadar hızlı üretebilmemiz de çok önemli. İşte bunun için elimizdekini paylaşmak daha değerli hale geliyor. İşte bu dünyada paylaşım kültürü ve paylaşım ekonomisi çok önemli bir fark yaratıyor geçmişe göre. Mesela belki en klişe örnekler olacak ama herkes bu konuya ilgili olmak zorunda değil bu değişimi anlatabilmek adına size en basit örnekleri söylemem lazım diye düşündüm. Uber diye veya Uber diye bildiğimiz bir taşımacılık hizmeti veren firma. Mobil cihazlar üzerinden bir dijital platform aracılığıyla bir yerden başka bir yere gitmek için bir araç çağırıyorsunuz. Geliyor size alıyor götürüyor. Bugün Uber'in piyasa değeri dünyada belki 100 yılın üzerinde süredir otomobil üreten dev otomobil üreticilerinden daha fazla. Uber aslında verdiği hizmeti de piyasa değerini de bu otomobil üreticilerine borçlu. Çünkü insanlar kendi otomobillerini paylaşarak bu platform üzerinden bir hizmet sağlayıcısına dönüşüyorlar. Özellikle son günlerde taksicilerin epeyce kızdığını görüyoruz Uber şoförlerine. Bu apayrı bir tartışma. Ama Uber'in yeni bir model icat ederek geçmişte var olmayan bir hizmet sunduğu ve sektörü değiştirdiği kesin. Bir başka örnekte Airbnb yani turizm sektöründe insanların evlerini paylaşmasıyla otelleri alternatif yaratan bir firma diye özetleyebilirim kullanmamış olanlar için. Bugün dünyadaki en büyük 3 otel zincirinden daha değerli. Biraz önce baktığımda gördüm ki dünyanın 191 ülkesinde hizmet veriyor ve en büyük otel zincirlerinden daha fazla yatak kapasitesine sahip. İşte böyle bir ekonomideyiz. Airbnb'nin bir tane oteli yok. En azından benim bildiğim kadarıyla yok. Fakat dünyanın yüzlerce otele sahip olan firmalarından çok daha yüksek piyasa değeri var. Aynı şekilde Uber'in sanırım artık akıllı otomobilleri var ama otomobili yokken de sektörü apayrı bir yere getirdi diyebiliriz. Belki Khan Akademi için de benzer bir tespit geçerli olabilir. Çünkü Khan Akademi'nin sadece bir okulu var. O da resmi olarak Khan Akademi'nin okulu değil, bir laboratuvar okulu. Yani yenilikçi yöntemlerin denendiği bir keşif okulu. Ama dijital bir platform olan Khan Akademi bugün 190'dan fazla ülkede tam 1,5 milyar ders verdi. 300 milyondan fazla bireyin hayatına dokundu. Geleceğin eğitimini ya da öğrenme ortamını düşünecek olursak, paylaşarak öğreniyoruz. Teknoloji paylaşımı kolaylaştırıyor, paylaştıkça birbirimizden öğreniyor ve birbirimize öğretiyoruz. Öğrenmenin en iyi yollarından biri de aslında öğretmek yani paylaşmak. Konuya geri dönecek olursak, Khan Akademi ticari bir kurum değil. Ama paylaşım ekonomisinden bahsetmeye devam etmek için Uber ve Airbnb gibi örneklere dönecek olursak, başarılarının ardında sundukları hizmet deneyimi var diyebiliriz. Çünkü bugün satın alınan şey artık ürünün kendisi değil, deneyim. Mesela bir otomobil alma şansına sahip olanlar için geçmiş ve bugün arasındaki farkı inceleyebiliriz. Aslında biraz önce de konuştuk. Artık insanların peşinde koştuğu şey otomobil değil, bir yerden bir yere ulaşım hizmeti. Kim size daha iyi hizmet verirse hayatınızı o daha çok kolaylaştırmış, değiştirmiş oluyor. Yoksa çok kaliteli bir otomobilin içinde çok kötü bir yolda gidiyorsanız yaşadığınız deneyim belki de o kadar da iyi olmayacaktır. Hizmetin ön plana çıktığı, deneyimin ön plana çıktığı bir dünyadayız ürünün değil. Size başka bir örnek vereyim. Birisi bunu bana söylediğinde çok ilginç gelmişti. Ben de aynı şekilde kullanmayı seviyorum. Bugün çoğumuzun evinde neden çamaşır makinesi var? Çamaşır yıkamak için öyle değil mi? Yoksa kimse gidip de ah çok güzel makineymiş alayım bir tane evime koyayım diye çamaşır makinesi almaz diye düşünüyorum. Bu makinenin tek amacı kirli çamaşırlarımızı temizlemek. O zaman birisi dese ki bize gidip de bir sürü para verip bir makine almanıza gerek yok. Ben her hafta çamaşırınızı alacağım, yıkayacağım, tertemiz bir şekilde size geri getireceğim. O zaman kim çamaşır makinesi alırdı? Tabii ki ideal bir dünyada bu hizmetin çok düzgün bir şekilde sunulduğunu varsayıyorum ama sanırım anlatmaya çalıştığım şeyi anladınız. Artık ürünün, makinenin ya da teknolojinin satın alındığı değil, teknolojik hizmeti veren, o deneyimi sunan firmaların ön planda olduğu, bu deneyimin satın alındığı bir çağda yaşıyoruz. Aynı örneği belki televizyonlar için de verebiliriz. Gelip de evime son model bir televizyonu her sene koyan, kiralayan, değiştiren bir firma olsaydı ben de gidip televizyona bir sürü para vermezdim. Tabii aynı şey eğitim için de geçerli. Önemli olan teknolojik araç, akıllı tahta, tablet, bilgisayar değil. O araçları kullanarak nasıl bir öğrenme deneyimi tasarlayabildiğimiz. Tasarım odaklı düşünceyle hareket edersek bu teknolojileri verimli öğrenme ortamları eğitim ortamları tasarlamak için kullanmalıyız. Aksi takdirde tek başına teknoloji sadece bir araç olmaktan öteye gidemez. Şimdi devam edecek olursak aslında burada ben demişken anlamlı bir değişimden daha bahsetmek istiyorum. Bugün özellikle gençler kişiye özel hizmeti kişiselleştirilmiş olarak almayı istiyorlar. Yani dünya zaten belki de 1990'lardan beri kişiselleştirme üzerine evrilmeye başlamışken artık kişiselleştirilmiş kişiselleştirmenin olduğu bir dönemdeyiz. Ben de çocuktum ama bir örnek vereyim size. Bugün hep otomobillerden gittik. Eskiden otomobil satın alırken seçebileceğiniz ya da babalarımızın seçebileceği, annelerimizin seçebileceği birkaç opsiyon vardı. Ben hayal hayal hatırlıyorum. Kaloriferli, Klimalı da değildi o zaman. Kaloriferli, kasetçalarlı. Ondan önce de radyolu varmış ama ona yetişemedim. Sonrasında biraz daha devir değişti. Otomatik kapı kilidi olan ya da kliması olan otomobiller de tercih edilebilmeye başlandı. Bu şekilde otomobil kişiselleştirilmiş oluyordu. Bugün ise neredeyse birçok otomobil üreticisi arabanın içindeki koltuğun dikişinin rengini bile seçebilmenizi... ...4-5 tane farklı direksiyon tipinden en beğendiğinizi veya kendine en uygun olduğunu düşündüğünüzü seçebilmenizi. Onlarca rengin içinden, yüzlerce aksesuarın içinden beğenip seçip kendinize uygun bir otomobil tasarlayabilmenizi sunuyor. Bu geçmişe göre muazzam bir değişim. Belki hepimiz kendimize özel bir otomobil tasarlatabilecek imkana sahip değiliz ama bugün satın aldığınız herhangi bir şey için de aynı şey geçerli. Dünya hızla kişiselleştirilmiş hizmete ve deneyime doğru ilerliyor. Ve mobil bir nesille karşı karşıyayız. Artık herkes global çapta birbirine bağlı, bilgiye anında ulaşabilen, nerede olursa olsun mobil bir şekilde öğrenebilen bir anlayışa sahip. Sürekli iletişim var ve global anlamda bağlı bir nesil var. Dünyanın bir diğer ucunda olan olaydan çoğumuz haberdar olabiliyoruz ya da önceki kuşaklar için fiziksel olarak gidip de görmeden bilmesi hayal etmesi mümkün olmayan yerler bugün zaten medya sayesinde gözlerimizin önünde sanki orayı görmüş kadar yakından tanıyabiliyoruz. Bilgiye ulaşmak çok kolay ve çoğu zaman bilgiyi artık cebimizde taşıyoruz. Depoluyoruz ve ne zaman ihtiyacımız olursa o zaman ulaşmak istiyoruz paylaşıyoruz. Düşünsenize sosyal medyada her gün hayatımızı paylaşıyoruz. Bu paylaşım ortamı ortaya muazzam bir veri yaratıyor. Biz buna büyük veri diyoruz. Bugün bu büyük veriyi işleyebilmek aslında en önemli meziyetlerden biri diyebilirim. Ortada sadece sosyal medyada bile her gün üretilen muazzam bir veri var. Bu veriyi işlemek için Yapay zeka, artificial intelligence ya da AI dediğimiz yapay zeka çok önemli vaatlerde bulunuyor bize. Belki de gelecekte bizim işlemekte zorlandığımız bu büyük veriyi yapay zeka sayesinde çok daha kullanılabilir hale getireceğiz. Bankalar bizi bizden daha iyi tanımıyor mu? Öyle düşünün. Çünkü ellerinde bütün harcamalarımıza dair kocaman büyük bir veri var. Bulut teknolojileri bu verinin depolanmasını sağlıyor ve artık bilginin depolanması sadece bir insanın kafasında bir bilgisayarın hard diskinde değil. Belki de online mi offline mı yani çevrim içi mi yoksa sadece bizim makinamızın hard diskinde mi bile bilmediğimiz bir dönemde veri depoluyoruz. Büyük veriyi depolamak güç olduğu için bulut hizmetlerini de bunun yanında getirmiş hayatımıza sokmuş oluyor nesnelerin interneti 3 boyutlu yazıcılar prodüksiyonu çok büyük ölçüde değiştirecek hatta lojistik sektörünü de belki artık bir dükkana gidip de bir mal satın almadan bir malın planını online ortamda indirerek en yakın yazıcıya gideceğiz ve o malın üretilmesini isteyeceğiz. Çok daha farklı bir yere doğru gittiğimiz kesin. Bu hem üretimi değiştirecek hem de üretilen malların depolanması, lojistiği gibi ekonomideki çok önemli dengeleri değiştirebilecek bir gelişme diye düşünüyorum. VR AR yani sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklikte eğitim için olduğu kadar dünya içinde ve iletişim adına da çok önemli fırsatlar sunuyor. Artık aynı toplantı odasında olmayan, birbirinin yüzünü hiçbir zaman görmemiş insanlar her gün sanki aynı odadaymış gibi toplantı yapabiliyor, birlikte çalışabiliyor. İşte böyle bir çalışma ortamına sahip olacak 21. yüzyıl. Son olarak bütün bunları konuşurken aslında Endüstri 4.0 kavramını da çerçevelemiş oluyoruz, konuşmuş oluyoruz. Benim kanaatim Endüstri 4.0, bugün okullarımızda daha çok Endüstri Devrimi yani Endüstri 1.0 mı deriz, Sanayi Devrimi mi deriz? 18. yüzyıl kafasıyla standartize yeteneklere sahip çalışanlar ya da işçiler üretmek yerine çok yönlü meslekler için interdisipliner becerilere sahip nesiller istiyor bizden ve biz de bu değişim bağlamında eğitim modelimizi belki de bu çerçeveden bakarak tasarlamalıyız diye düşünüyorum.